Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcanlı bulgur pilavının tarifini vermek istiyorum. Öncelikle malzemelerimiz 2 su bardağı kadar bulgurumuz var pilavlık. 3 tane patlıcanımız var. 3 tane normal domates var. Böyle yarım demet kadar maydanozumuz var. Bir kuru soğan, 2 diş sarımsak. Birer çay kaşığı olacak şekilde nane, karabiber, kekik. Yeterince tuzumuz var. Ve 1 yemek kaşığı kadar biberle domates salçamız var. 2 su bardağına bulgura 4 su bardağı suyumuz var. 1 su bardağına et suyu katacağım. Evde varsa siz de katabilirsiniz. Ve patlıcanlarımızı hafif kızartmak için böyle bir çay bardağı kadar sıvı yağımız var. Öncelikle patlıcanlarımızı soyuyoruz güzelce. Kök kısımlarını alıp alacalı soyuyoruz. Alacalı soyduğumuz patlıcanlarımızı önce ikiye ortadan sonra dörde bölüyoruz. Ve çok büyük olmayacak şekilde böyle doğruyoruz. Elde yapamayanlar için tahtamızın üstüne koyuyoruz. Önce ikiye sonra böyle 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 belirli büyüklükte çok büyük olmayacak şekilde. Aynı şekilde bunu da eğer çok iri olursa ortadan ikiye üçe bölebiliriz. Ve böyle doğruyoruz. Aynı şekilde doğraması kolay olması için böyle ortadan bölüp dilim dilim yapıp sonra küp küp doğruyoruz. Ve tuzlu suda bunları bekleteceğiz. Evet. Tuzlu suda bunların biraz beklemesini sağlıyoruz. Acılarına çıkması için. Acıları giden patlıcanlarımızı böyle güzelce mutfakta kullandığımız bir havluda ya da kağıtta olabilir suyunu aldırıyoruz. Ve altını yaktığımız ısınan tavamıza sıvı yağımızı döküyoruz. Bunlar burada ısınırken biz burada soğanımızı soyuyoruz. Güzelce. Evet. Sarımsaklarımızı güzelce soyuyoruz. Bu arada ısınan sıvı yağımızın içine suyunu aldığımız patlıcanlarımızı atıyoruz. Hafif kızarmaları için güzelce kızarmalarını beklerken burada da soğanımızı doğruyoruz. Güzelce. Yemeklik çok kalın olmayacak şekilde böyle doğruyoruz. Evet, domateslerimiz de ince bir şekilde olacak şekilde şöyle incecik kalın olmadan güzelce soyuyoruz. Evet, kızaran patlıcanlarımızı böyle güzelce hafif rengi döndükten sonra kağıt havlu serdiğimiz peçetemizin üstüne alıyoruz. Evet, güzelce domateslerimizi de doğruyoruz, hazırlıyoruz böyle. Küp küp, küçük küçük patlıcanlar kızarırken diğer malzemelerimizi biz de hazır ediyoruz böyle. Hepsini doğruyoruz. Evet, maydanozlarımızı da ince ince böyle kıyıyoruz. Evet, 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı koyduk. İçine önce soğanlarımızı ilave ediyoruz. Evet, kavrulan soğanlarımıza sarımsaklarımızı ilave ediyoruz. Böyle güzelce kavuruyoruz. Ve salçamızı ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı biber ve domates salçasının karışımı. Bunu da böyle biraz kavurduktan sonra domateslerimizi ilave ediyoruz. Onları da biraz böyle kavuruyoruz. Ve ardından evet, bulgurumuzu ilave ediyoruz. Yavaşça güzel karıştırıyoruz. Ve baharatlarımızı yeterince tuzumuzu ilave ediyoruz. Evet. Şimdi bu aşamada kızarttığımız patlıcanlarımızı ilave ediyoruz.
güzelce. Zaten patlıcanlar kızardığı için pişmiş gibi bir hal alıyorlar ama o baharatların, salçaların hepsinin vitamini alması için biraz daha karıştırıyoruz. Ve benim önceden kalan bir su bardağı kadar et suyum var. Bunu ilave ediyorum. Bir bardağı su aynı. Bir bardak döktüm. Bu ikincisi. Bu üç. Bu dört. Ve güzelce şöyle yavaşça karıştırıyoruz. Kaynayınca kapağını kapatıyoruz. Suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Evet. Pilavımız güzelce kaynıyor. Altı kısık, suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Evet, tam suyunu almasına yakın doğradığımız maydanozumuzdan şöyle güzelce hafiften bir alt üst ediyoruz. 5 dakika sonra pilavımız yemeğe hazır. Evet, pilavımız suyunu aldı. Bulgur pilavını öyle çok bekletmemek lazım. Piştikten sonra bir 10 dakika sonra servis yapılabilir. Yani piliç pilavı gibi demlenmeye, beklemeye ihtiyacı yok. Evet, pilavımız yemeğe hazır. Güzelce. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni yorumlarınızı atmayı unutmayın.